çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet, merhabalar. Bugün Ege'nin incisinde sizlerle birlikteyiz. İzmir'in Dikili ilçesinde Dilek Bilmez ile birlikte olacağız sizlerle. Bugün Dilek Bilmez sizlere Ege'nin kültüründen, bu güzel doğasından, geçim kaynaklarından, gelenek ve göreneklerinden bahsedeceğiz. Gelin hep birlikte Dilek Bilmez'in yanına geçelim. Merhabalar teyzeciğim. Ben seni hoş geldin yavrum. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Ben seni tanıyorum ama izleyicilerimizin de seni tanıması adına bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Tabii bahsederim. Ben Bergama Göçbeyli'de dünyaya gelmişim. 1952 4 Eylül Anadolu'nun 4 Eylül. 4 Eylül olsun. 4 Eylül 1952'de dünyaya geldim. Urla'ya durdum 25 ama 43 sene oldu Dikili'ye geleli. Bayağı olmuş. Ondan sonra şimdi garip şehre geldik. Olsun olsun. Öyle olsun. Peki kaç çocuğun var? Torunun elbet vardır. Ha, iki tane oğlum var. İki tane oğlum, ikisi de evli. Birisi Ankara'da oğlumun, birisi burada. Birinin iki tane kızı var, birinin bir kızı bir oğlu var. Şimdi ben de işte tek başına yaşıyorum bir evde. Ama biz varız, tek başına değilsin. Sağ olun, teşekkür ettim size. İzleyicilerimiz seni tanıdığına göre, şimdi seninle birlikte ikinci soruma geçelim. Ege bölgesi hakkında o kadar çok merak ettiğim ve izleyicilerin merak ettiği şeyler vardır ki, senden bunları öğrenmek çok istiyoruz. Şimdi ikinci sorum şu olacak. Bize birazcık Ege bölgesinin gelenek ve göreneklerinden, kültürel özelliklerinden ve geçim kaynaklarından bahsedebilir misin? Tabii. Dikildiğim geçim kaynağı en çok deniz. Denizi var. Turistler işte geliyorlar, denize geliyorlar. Evlerde kiminin evinde duruyorlar, kiminin otelde, kiminde ev işi yapıyorlar, alıyorlar deniz kenarlarında, oralarda vakit geçiriyorlar. Sonra onlar gitti mi Dikili bize kalıyor işte. Şu an bayağı kalabalık değil aslında. Daha yok gelmediler. Daha önce gelecekler. İnce yasak olduğu için gelemiyorlar. Yasak bitti mi inşallah gelecekler. Peki bu bölgenin kültürel özellikleri neler? Kültürel özellikleri? Mesela hangi halk oyunları oynanıyor? Ha. Zeybek oyunu oynar. Bizim bir de tek hava oyunumuz vardır. Sepetçoğlu diye bir Sepetçoğlu oyunu vardır. Sepetçoğlu oynuyoruz, oynarız. Şimdi gençler gari bizim oyunları oynamıyorlar. Şimdi dans oynuyorlar, dans ediyorlar. Bundan sonra zıp zıp kalkıp oyunları oynuyorlar. Evet, gençler artık ben de dahil bütün gençlerimiz artık ya evdeyiz ya dışarılarda kafelerdeyiz. Hiç kültürel özelliklerimize, bizim gelenek ve göreneklerimize, geçmişimize sahip çıkmıyoruz. Evet, çıkılmıyor. Doğru söylüyorsun, evet. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız gerek ki bizden sonraki gelecek olanlara biz neslimizi güzelce aktarabilelim. Tabii. Bu kültürel özelliklerimizi yaşatabilirim. Evet. Peki Dilek teyze, geçim kaynağı olarak Ege bölgesi halkı neyle geçiniyor? En çok güne bakan ekerle zeytiniz. Ondan sonra güne bakan ekerle, pamuk ekerle, bahçecilik yaparlar. Bahçecilik çok önemli var. Çilek ekerle. Millet de işte onlara giderler, insanlar da giderler gündelik işi 80 lira, 100 lira gündelikle gidip buradan topluyorlar ve pazarda da satılıyor. Kimisi dükkanlarda satılıyor. Sonra bir de zeytinimiz vardır aslında. Zeytinimiz çok bir şeydir. Toplarız, gideriz. Zeytini evvela tarlaya dikilir. Tamam. Bu sorumuzu o zaman, he, üçüncü sorumuzda bize... Üçüncü sorumuzda bu konudan bahsedebilirsin. Şu an zeytin yetiştiriciliğini o kadar çok merak ettim ki eminim ki izleyicilerimiz de bu konu hakkında çok meraklıdır. Çünkü Ege bölgesi deyince insanın aklına
hep zeytin gelmiştir. Siyah zeytin, yeşil zeytin. Yani yeşil zeytin, zeytinin her türlüsü insanın aklına gelir. Bu yüzden ben bu konu hakkında çok meraklıyım ve sizden bilgi almak için çok sabırsızlıkla bekliyorum diyelim. O zaman bize zeytinin yetiştiriciliğinden, bu zeytinin ağaçlardan bize sofralarımıza nasıl geldiğinden birazcık bahsedebilir misin? Evvela onu tarlayı sürerler. Sürdük motorlarla sürerler. Ondan sonra 2-3 metre falan aralıklı olur. Araları öyle şey gazık kakarlar. Bu gazık kakılan yerlere çukur açarlar. Çukuru açtıktan sonra onun içine aldıkları haşıları getirme birer birer dikerler. Diktikten sonra bunları örtüp bırakır. Sonra sularlar. Suladıktan sonra azıcık 2-3 sene sonra bunda verim başlar, verme başlar. Ondan sonra en aşağı bir kere 4 sene sonra filan önce verme başlar. Ondan sonra zeytinleri toplamaya başlanır. Toplandı mı iğlene ayırırız. Siyahlarını, yeşillerini ayırırız. Ondan sonra öte tarafına da yağ çıkarttırmak için ayırırız. Sonra zeytini çıkar şey yaptıktan sonra o şeyleri, yeşilleri cızma veya kırma olarak yaparız. Kimini kırarız yaparız, kimini cızarak bıçakla böyle keseriz. Bizim için getirmişti. He. Bak böyle keseriz. Çünkü. Böyle keseriz. He. Böyle de keseriz bunları. Ondan sonra onları şişelere, böyle şişelere koyarız. Dur yeşil, ah, bu kara. Sen yorulma Dile teyze. Böyle bunlar şişelere yeşil koyarız. He. Bak bunlar da bu yeşil zeytin olarak. Sonra bunlar işte böyle cızlıklarımızı böyle şişelere koyuruz. Şişelere koyduktan sonra onları bir hafta acı suyunda tutarız. Bir hafta acı suyunda durduktan sonra o acı suyunu dökeriz. Yeniden böyle limonlu tuzlu su yapar. Onları koyuruz. Yine bidonlara basarız. Onları kaldırırız. Bunlar ta 3-4 ay sonra olur. Ama hemen yiyeceksiniz. Bunları cızdıklarımızı veya kırdıklarımızı şişelere koyuruz. Bir hafta acı suyunda tuttuktan sonra sararma başladı mı onları her gün süzeriz. Bayağı tatlaşmaya durdu mu onu gari acısı gittikten sonra onu limonlu yine tuzlu su yapıp onu hemen yemeye başlarız. Ötekinden diye 3-4 ay sonra olur. Bir de onlara yaptıklarımız onları kaldıracağız bunları de koyarız depoya. Sonra onların bir de ayrıyetten siyahlarını seçeriz. Hı. Siyahlarını da böyle bidonlara koyarız. Hı hı. Betonun içinde böyle kararır onlar. Kendi kendine böyle olurlar. Ondan sonra onlara bu sularını süzüyor muyuz Dilek teyze peki? De sonra onları yiyeceğimize yakın suyunu süzüp öte tarafını güneşe koyuruz. Biraz bunun içinde güverir yani şey olur. Çok kara değil de gök gibi olur. Birazcık şekilleri güneşe. Mesela yeşil zeytinin şekilleri böyle pürüzsüz gözüküyor ama evet, siyah buruşu gözüküyor. Neden öyleler? Buruşuk esas mühimdir. Buruşmayan zeytin güzel olmaz. Yeri duran zeytin güzel olmaz. Ayrıca biz onları bir de naylon çuvallara yaparız. Onu hemen yeriz kara zeytini. Ondan getirmedim ben göstermek için. Olsun. Sadece böylesini gösteriyorum. O karala hemen olur. Onlar yemeye başlarız da bunlar yalnız 3-4 ay sonra olmaya başlar. Böyle bidonlara yaptık. Peki bunun ne ismi ne zamandı? Ne zaman başlıyor bu mevsim? Bu Eylül'de Ekim işte Eylül'ün 15'inden sonra başlanır. Zeytin toplanma başlanır. Toplanır. Ha, toplarız. Kalan o şeyleri de ufak zeytinleri de götürür. Yağ değmeninde yağ çıkartırız. Topladıktan hemen sonra ilk ne zaman yiyebiliriz? Elbet bir zamanı vardır. İlk onları yapıyoruz ya. Kesiyoruz, biçiyoruz, cızıyoruz. Cızıyoruz veya kırıyoruz ya. Evet. Onları bir hafta acı suyunda durdum sarardıktan sonra. Ondan sonra onları şey yaparız. Durur bir hafta sonra onun suyunu süzmeye başlar. Ondan sonra her gün süzeriz. Her Allah'ın günü hemen yemek için. Her gün süzeriz. O da 15 gün çok öyle. Çok zahmetli iş ama Ege'nin de evet, insanların aklı hep masalardan eksik olmaz. Her tabii masada bu zeytin vardır. Ya işte böyle yaparız. Yeriz. O zaman zeytinlerimize, ağaçlarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkalım. Böyle bıçaktan, böyle de bıçaktan da böyle dileriz ya böyle. Evet. Kimini de böyle taşla kırarız. Dur bunu da gösteriyor bak bunu da. Böyle taşın üzerine koruruz. Böyle ezeriz.
Bunlar da gırma zeytin olur. Bu gırma olur. Öteki bıçakla yapılan da cızma olur. Ne zamandır burada yaşıyorum ama hala gelenek göreneklerimiz hakkında bir fikrim yokmuş. Ve en önemlisi bu. O zaman tekrardan Dilek teyzeye teşekkür ediyoruz. Ve bize bu bilgileri İnşallah anlattığı için ona çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim kızım. İzmir bölgesinde yaşayan biri olarak İzmir bölgesi halkının, kültürünün her yerde görebileceğinizi, bunu her yerde, sokakta yürürken bile İzmir bölgesinin şivesinden ya da zeytininden tutun her şeyini her yerde rastlayabilirsiniz. Bu İzmir bölgesi halkının doğallığından kaynaklanan bir durum. Kültür bizi biz yapan, değer yargılarımıza bizi unutturmayan ve bizi gelecek nesillere taşıyan, geçmişten günümüze bize bir köprü görevi görür. Bu yüzden bu mirasımızdır. Mirasımıza sahip çıkalım.